Efendim, Yokohama karşısı, burası da Osanbaşı. Şurada da kocaman bir vapur var, kalkmaya hazırlık yapıyor. Şuradan öteye normal araçların geçmesi yasak. Taksi ve otobüsler geçiyor sadece. Biz de motorumuzu şuradaki ücretsiz park yerine park ettik. Şu an içeri doğru gidiyoruz. Gemiyi görüyorsunuz, bayağı sağlam bir gemi. Yukarıda bir X işareti var. Efendim, selamünaleyküm. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Arkamda gördüğünüz gemi, az önce internetten baktım. Titanic'ten 25 metre daha uzun olan Celebrity Millennium gemisi. Cruise ship, yani buradan birazdan kalkacak herhalde. 2138 yolcu kapasitesi varmış. 295 metrede uzunluğu varmış. Bayağı sağlam bir uzunluk. Her zamanki gibi konu dağıtmacılar yine. Konumuza gelecek olursak, konumuz Japonya'da yabancıların yaşadığı problemler. Karşılaştığı problemler, yani sadece yabancılar için. Normalde başka problemler de olabilir de. Yabancılar açısından bakacağız bugün. Evet, en büyük probleme gelirsek, en büyük problem ne olabilir? En büyük problem dil. Evet, en büyük problem dil. Biliyorsunuz, Japonca konuşmak, anlamak basit. Yani bence basit. Ama yazmak ve okumak zulüm, işkence. Çin işkencesi diyeceğim, olmayacak. Japon işkencesi. Çin işkencesi de olabilir. Kanji Çin'den geldiğine göre. Çin işkencesi efendim. Çok zor. Konuşmada bile olsun, diyelim ki İngilizce biliyorsunuz, geldiniz buraya, Japonca bilmiyorsunuz. Bir resmi bir yere gideceksiniz. Resmi daire olur, hastane olur, bir şey olur. İngilizce konuşabilen Japon sayısı çok az. Bakın, ben 5-6 farklı Asya ülkesine gittim. Filipinlere gittim, Tayland'a gittim, Malezya'ya gittim, Myanmar'a gittim. Yani kime bir şey sorsam İngilizce, adam cevap veriyor. Yani kıyıda köşede bir satıcıya sorsanız Myanmar'da, adam İngilizce cevap veriyor. Diyeceksiniz tabii, oralar eskiden İngiliz sömürüsüydü vesaire. Neyse, ama genel bir dil olmuş İngilizce ve Japonya'da işinizi halledebileceğinizi düşünebilirsiniz İngilizceyle. Çok zor, onu söyleyeyim. Çok çok zor. Hele İngilizceniz varsa, Japonya'ya yerleşmişseniz İngilizcenizi de unutmamanız lazım. Japonya'daki toplam yabancı nüfusu %2 zaten. Bunların kaç tanesi İngilizce konuşabilen insanlar? Bu %2'nin %90'ı zaten Çinliler. Japon ve Çinli yazı dilinden anlaşabilir. Kanji aynı anlamı ifade eder ama okunuşu farklıdır. Çok az insan İngilizce biliyor. İngilizcenizi de unutmamanız lazım diyelim. Mesela ben İngilizce biliyordum zaten buraya geldiğimde. Unutmamam lazım, pratik yapmam lazım, ne yapmam lazım. Ama geçenlerde bir application buldum. Cambly English Teacher diye. Size de şiddetle tavsiye ederim. Giriyorsunuz içine. Orada öğretmenleri görüyorsunuz. Topikleri görüyorsunuz. Topikler derken yani konularınızı görüyorsunuz. Konunuza göre öğretmen seçebiliyorsunuz. Ya da orada öğretmenlerin aldığı oyu görüyorsunuz zaten. Öğretmenler hakikaten iyi öğretmenler. Ben daha az önce bir conversation, yani bir konuşma yapmıştım. Bir tane arkadaşla, Frank'le. Onu görebilirsiniz yan tarafta şimdi. Gayet güzel bir uygulama, sizlere de tavsiye ederim. Ne olmuş oluyor? Habire İngilizce pratik yapmış oluyorum. Uygulama zaten size en başta bir 15 dakikalık deneme süresi veriyor. Onu kullanabilirsiniz. Eğer biraz daha fazla dakikam olsun diyorsanız, şimdi göstereceğim, sağ tarafta göstereceğim yere. Yukarıya bakın, 8 dakika diyor. Japonik yazacağım şimdi oraya. Japonik yazdım. Submit'e basınca da 10 dakika daha konuşma alabiliyorsunuz efendim. Bu da sizlere hediyem olsun. Native birileriyle pratik yapayım, yapacağım vesaire deseniz, biliyorsunuz kim bilir kaç paralara mal olacak, kurslara gitmeler vesaire. Buradan TOEFL'a, IELTS'e de hazırlanabilme şansınız var. Sonuçta speaking practice yani. Is that right? Sizin için hem çok uygun bir uygulama, hem de istediğiniz zaman, istediğiniz anda, istediğiniz yerde pratik yapabileceğiniz bir şey. Her an orada uygun olan, yani şu an müsait olan öğretmenleri görebiliyorsunuz. Efendim, dilden sonraki problem, benim en çok gördüğüm ve yaşadığım bir problem, yabancılara ev verilmemesi. Yani hakikaten insanın canını sıkan bir şey. Çok yaygın mı? %30, %40 bunu yaşayabilirsiniz. Yani siz zaten ev sahibini görmüyorsunuz. Öyle sahibinden.com falan yok burada. Öyle sahibinden kiralayayım ben, daha ucuza gelsin falan. Şimdi öyle bir şey yok. Emlakçıdan kiralıyorsunuz. Belli siteler var zaten. Oralardan kiralıyorsunuz evinizi. Adam daha sizin ne olduğunuzu bilmeden, hangi ülkeden geldiğinizi bilmeden, onlar hiç önemli değil. Yani
şu ülke, bu ülke, Amerika, İngiltere, Fransa, Türkiye, Güney Afrika, hiçbir önemi yok. Adam diyor ki bu ev sahibi yabancıya vermiyor. Yani adam emlakçıya verirken evini söylüyor işte. Yabancıya yok diye. Yabancıya yok. Biz öyle bir iki ev tutamamıştık. Yani çok da beğendiğimiz evlerdi. Fiyatı da normal, uygundu yani. Onları tutamadık. Öyle. O yüzden ona da canım sıkılmıştı. Bu yaşanan bir problem. Yabancıların yaşadığı bir problem. Bir diğer problem ise çok büyük problem gibi görünmese de, mesela yabancı olarak buraya geldiniz, yanınızda ne var? Başka para var. Öyle İstanbul'daki gibi ya da başka ülkelerdeki gibi, sokak başındaki gibi öyle money exchange, yani para değiştirme yerleri vesaire yok. Onu söyleyeyim, haberiniz olsun. Öyle her sokak başında rastlayamazsınız. Hafta sonu gelirseniz bankalar kapalı olur. Şöyle bir enteresan bir şey daha söyleyeyim. Japonya'da bankalar pahalıdır. Havaalanında değiştirmek ucuzdur. Değiştirecekseniz havaalanında değiştirin. Narita'da ya da Haneda'da. Ama Türk paranızla havaalanına gelmeyin. Bununla ilgili daha önce başka bir videoda tavsiye vermiştim. Efendim, vize kartınızı, normal bankamatik kartınızı yurt dışına açtırın. Burada bankamatiğe sokup direkt para çekebilirsiniz diye tahmin ediyorum. Ben mesela buradaki vizamı, Türkiye'deki değil, buradaki vizamı yurt dışına açtırdım. 3-4 farklı ülkede, Rusya'da para çektim, Malezya'da para çektim, Filipinler'de para çektim, Tayland'da para çekebildim ATM'den. Umuyorum ki vize olduğu için, yani sizinki de vize kartı olduğu için, herhalde Türkiye'dekini de yurt dışına açtırırsanız yurt dışındaki ATM'lerden, vize yazan ATM'lerden direkt çekebilirsiniz diye düşünüyorum. Umarım öyledir. Bir diğer konu ise, efendim, geldiniz buraya, bir şekilde vizeye başvuru yaptınız. Zaten önce bir turist vizesi veriyorlar ya, 3 yıl, 3 aylık vesaire. Diyelim ki bir işiniz var, iş başvurusu yaptınız. Size bir yıllık vize veriyorlar. Büyük ihtimal bir yıllık verirler en başta. Bir yıllık vize verdikleri için çok sıkıcı bir durum bir yıllık vize. Yani normalde sıkıntı yok. Tekrar yenileyebilirsiniz vesaire. Ama şöyle bir sıkıntısı var. Telefon alacaksınız. Burada biliyorsunuz, daha önceden söylemiştim yani, biliyorsunuz olarak kabul ediyorum da bilmeyenler için. 24 aylık taahhütle veriyorlar telefonları Softbank'tan, Docomo'dan, böyle büyük telekomünikasyon şirketlerinden. 24 ay verince de adam diyor ki senin vizen bir yıllık. Bir yıl sonra çekip gideceksin. Ben bunu ne yapayım? Ben sana veremem diyor. Yani 2 yıllık Japonya'da kalma garantin yok. O yüzden vermiyor. Sim kartı da vermiyor. Deseniz ki benim telefonum var, Türkiye'den getirdim. Ben burada zaten kullanırım. Sıkıntı olmaz. Türkiye'den getiriyorsunuz telefon. Diyelim ki Samsung'unuz var, atıyorum. Getirdiniz. Softbank'tan şey alacaksınız. Softbank Docomo'dan daha uygun diyelim. Softbank'tan, yani bunlar hep şey gibi. Turkcell, Vodafone gibi şirketler. Sim kart alacaksınız. Adam diyor ki seninki diyor Samsung diyor. Biz ancak iPhone'a veririz diyor mesela. Ama böyle uyumsuzluklar var arada. İki arada bir derede kalıyorsunuz. Ya sim alamıyorsunuz. Sim alacaksınız. Diyor ki banka kartınız lazım. Kredi kartı bilgisi lazım. Burada bir yıllık vizeniz olduğu için kredi kartı verilmiyor. Böyle şöyle bir durum yani. Genelde kredi kartı hemen çıkmıyor. Öyle de bir durum var. Kredi kartı çıkmayınca öbürlerini alamıyorsunuz. Öbürleri çıkmayınca öyle hepsi yarımda böyle. İki arada bir derede. Ama ne yapabilirsiniz? Kontörlü alabilirsiniz. Yani prepaid yani. Önceden ödemeli kartlardan alabilirsiniz. Öyle. Kredi kartı olmadan da bir iş olmuyor. Kredi kartı dediğim gibi hemen çıkmıyor. Bu tarz durumlar var. Japonya'da kalıcı vize alabilmek için de burada 10 yıl durmanız lazım. Belli puanlama sistemleri var. İşte 100 üzerinden. Eğer master'ınız varsa 20-30 puanınız var. İşte sadece lisans dereceniz varsa işte belli bir puanlaması falan var. Bunları tamamlamadan, bunlar 70'i tutmuyorsa kalıcı vizeye başvuru falan yapamazsınız. Kalıcı vizenin ne gibi bir avantajı olabilir? Zırt pırt vizeye gitmezsiniz yenilemeye. Her sene insan oraya gitmekten, ya da şimdi 3 senelik mi var mesela vize de. Yani genelde bir sene çıkıyor ya. Her sene gitmekten oraya insan artık şey oluyor yani, ikrah geliyor yani. Gidiyorsun, başvuru yapıyorsun önce bir, sonra kabul olursa bir daha gidiyorsun, kartını almaya gidiyorsun vesaire, git gel. Bir de bu immigration officer, affedersiniz, itin öldüğü yerde, hakikaten uzakta bir yerde, portların önüne koyuyorlar yani, limanın bir köşesine bir yere koyuyorlar böyle, sanki hani vize çıkmasa oradan deport edecek seni, atacak limandan aşağı gideceksin. Niye itin öldüğü yere koyuyorsunuz bunu ya? Koysanız da şehir merkezine bir yere, azıcık daha yakın olsun ya. Yabancılar önemli değil. Uzağa koy. Belki bir mantığı vardır, bilmiyorum. Yani bilen varsa yazsın aşağıya. Ben anlamam. Efendim, benim gördüğüm
en büyük sorunlar bunlar. Sadece benim perspektifimden olaya bakmayalım diye 3-4 tane YouTuber arkadaşımdan da ricada bulundum geçen hafta. Onlar da bana videolarını gönderdiler, sağ olsunlar. Onlara da abone olursanız sevinirim bu arada. Hem İngilizceniz falan varsa, hem Japonya ile ilgili farklı yönlerden, farklı açılardan bir şeyler öğrenmek istiyorsanız onlara da abone olmanızı tavsiye ederim. Drift Hunter var, Mira var, Tokyo Sam var, bir de Dark var, sağ olsunlar. Bana video gönderdi. Ben alt yazı koyacağım videolara. Şimdi onların bakış açısından Japonya'da yabancıların karşılaştığı zorlukları şöyle bir izleyelim, bir bakalım, bir dinleyelim. Bizim arkadaşlar ne diyorlar? Merhaba. So Faruk asked me to come onto his channel to talk a little bit about some of the difficulties about living here in Japan. In my opinion, there are some difficulties, but it's not actually that bad. You're gonna run into a lot of maybe difficulties at first because you might not speak Japanese when you come here. But if you study hard, if you make it a habit to study like several hours a day, you can definitely pick up Japanese pretty quickly, maybe in the span of several months. Difficulties relating to discrimination and prejudice and racism, I have experienced a little bit of that. To be honest, in my opinion, a lot of it sometimes stems from when Japanese people just might be a little bit ignorant towards foreigners or people from different countries. So it's not coming from a bad place. So when I try to think about it like that, I'm usually okay with it and I try to be understanding. I think one of the main difficulties that a lot of foreigners face is finding a good job, especially a job that has a lot of upward career trajectory potential and high income earning potential. So if you come here and you get an English teaching job, usually the salary is not going to change very much. So when you come here as a single person, it might be okay and enough for you to live, but when you have a family, it'll become more difficult. For me, I think the main difficulty going towards into the future is if I get married here in Japan, especially if I marry a Japanese woman, I think it'll be difficult for my kids to be able to speak English well. And if I have them go to an international school, it'll be very expensive. So for me, the main concern, I think, is to make sure that my kids will be able to speak English well. And it's something I think a lot about. So I hope that helps you guys. And I hope that you check out my channel as well, Drift Hunter Albo. And I'm sure Faruk is going to put some links down below. And thank you guys so much for listening to me talk. So catch you guys next time. Peace. Hey everyone, my name is Kanajin-san and I make videos on YouTube about Japan and my life here. So I live in Tokyo and I've been living here for about 6 years and I have noticed some stuff that is a little bit difficult for foreigners to get used to. One of the main things I think that is hard for foreigners is making Japanese friends and keeping them. A lot of Japanese people are very busy with school, with work, and they don't really like last-minute meetings. So it's a little bit hard to make really close Japanese friends, especially ones where you're able to hang out a lot. Hey everybody, hi, I'm Sam, and today I just want to talk about some of the hardest things for me about living as a foreigner in Japan. And to be honest, there's not many. I love my life in Japan. Japan's a great country. I've lived here 10 years and I plan to live here a lot longer. But there are small little things that I don't like about living here that kind of make it hard. One of them being that, you know, still, no matter where you go in life, there's always going to be some racists around that don't like you for not judging you by who you are, but judging you by your passport, the color of your skin, whatever, not being Japanese. You know, even despite this being Tokyo, the biggest city in Japan, almost in Asia, I think, you know, there's still people who work for big companies who make decisions all the time that still do not like foreigners. And that's recently there was a guy who won a lawsuit against Autobax, a big car retailership, recently, because they wouldn't deal with him. They wouldn't do a service with him because he was a foreigner. And stuff like that on occasion is something you have to deal with, but it's not very common. And most of the time, Japan, Japanese people are really nice. The food here is good, obviously. And I really love my life here. Yeah! Subscribe to TKO Sam! Oh yeah!
foreigners, all foreigners, like every single foreigner in Japan is 2% of the population. And then amongst them, English speakers are basically an insignificant number. Generally, what is expected is that because you're all English speakers, you are now all comrades. And I know you're thinking, you have the same hobbies, you speak the same language, you're in the same country, you obviously love Japan. Surely that is a recipe for friendship. And truth be told, I have made one or two foreign friends, like true friends, friends who I can count on no matter what. But more often than not, I find that I am now grouped in with this group of people who I just really don't want to hang with, and I really don't want to have anything to do with, just by virtue of the fact that we share this gaijin identity. Evet efendim, gördüğünüz gibi onların da düşünceleri bu yönde. Farklı farklı fikirler, farklı farklı kültürler, gayet normal. Şu ilerideki giden çift az önce benden fotoğraflarını çekmemi istediler. Enteresan olan şey, bu kadar Japon varken burada benden istemesi. Çünkü onlar da biliyorlar yabancıların biraz daha rahat olduğunu. Hani bir Japon'a söylemektense yabancıya söylemek onlar için daha rahat. Burada nişanlanıyorlar mı, evleniyorlar mı? Böyle ne güzel yerlerden fotoğraf çekiyorlar ya. Aslında Yokohama manzaralı çekeceklermiş. Şu arka tarafta gemi arada gelince, burada bela olunca cama olmuş, cama. Cama bela demek. Tam motora bindim, gidecektim. Aklıma şey geldi. Geçenlerde buradaki belediye bize kağıt göndermişti. Yabancı olarak Japonya'da yaşadığınız, karşılaştığınız zorluklar neler diye. Bunları istemişlerdi. Onları gönderdik. Bakalım yani sonuç değişir mi değişmez mi, ama böyle bir şey sormaları da güzel. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum o zaman. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.